Tarım olacak başta. Buradayız çünkü iktidarların unutturmaya çalıştıklarını hatırlatmak, geçmişle yüzleşmenin, demokratikleşmenin, hukuka ve insan haklarına yönelmenin önemli bir parçasıdır. Kayıplarımızın akıbetlerini açığa çıkartacak, adaleti sağlayacak etkili soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünüzü yerine getirin. 975. haftamızda gözaltında kaybetmelerde kesintisiz devam eden inkar ve cezasızlık politikaları sonucunda 30 yıldır akıbeti karanlıkta bırakılan Hüseyin Taşkaya için adalet istiyoruz. 42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Taşkaya Siverek'te yaşıyor ve müteahhitlik yapıyordu. 6 Aralık 1993 tarihinde amcasının Siverek Bağlar Mahallesi'ndeki evine 30 araçlık bir konvoyla gelen asker, polis ve Bucak aşiretine mensup korucular Hüseyin Taşkaya'yı gözaltına aldı. Gözaltına engellemek isteyen akrabaları ağır biçimde darp edildi. Taşkaya askeri araca bindirilerek konvoy eşliğinde götürüldü. Ailesi Hüseyin Taşkaya'yı sormak için jandarmaya, emniyete, savcılığa, valiliğe başvurdu. Ancak tüm girişimler sonuçsuz kaldı. Hüseyin Taşkaya'dan bir daha haber alınamadı. Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini açığa çıkartacak etkin bir soruşturma yürütülmedi. Akrabalarının ve tüm mahallenin tanıklığında gözaltına alınmış olmasına rağmen savcılık konuya ilişkin suç duyurusunu ailenin soyut iddiası olarak değerlendirdi ve dosyada takipsizlik kararı verdi. Hüseyin Taşkaya'nın akıbeti karanlıkta bırakıldı, failleri cezasızlıkla kovuldu. Ailesi 4 kuşaktır Hüseyin Taşkaya'yı aramayı sürdürüyor. 975. haftamızda adli ve siyasi makamlara sesleniyoruz. Gözaltında kaybetme suçunun devam eden ihlal niteliği taşıdığını dikkate alın. Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini açığa çıkartacak ve faillerin yargılanmasını sağlayacak etkinlikte bir soruşturma ve kovuşturma yapma yükümlülüğünüzü yerine getirin. Kaç yıl geçerse geçsin, Hüseyin Taşkaya için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi gözaltında kayıplara karşı komisyon. Cumartesi annelerinin temel amacı kaybedilen sevdiklerinin akıbetini sormak, adalet istemek ve sevdiklerini kaybedenlerin yargı önüne çıkarılmasını dile getirmek. Barışçıl toplanma hakkı deyince de tabii ki bu örnek özelinde Anayasa Mahkemesi tarafından açıkça bir şekilde ifade edildi ve dile getirildi. Cumartesi annelerinin bu haklarını hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilmelerine yönelik açık talimatı olmasına rağmen AYM kararı diğer idari amirler ve diğer idari yönetimlerin tarafından bu kararların etrafından dolaşılmaya çalışılıyor ve bu kararlar görmezden geliniyor. That one police officer said one day when he was confronted with the order of the Constitution, and he said, now we are in charge. Ben okuduğum raporlardan birinde cumartesi anneleri meydana çıkmaya çalışırken bir polis memurunun Anayasa Mahkemesi kararlarını tanımayarak artık idare bizde dediğine de ne yazık ki tanık oldu. Bu durumda sormak istiyorum. Durumumuzu kim koruyor? Yargımız mı, mahkemeleriniz mi, yoksa AYM kararlarını açıkça ihlal eden her bir polis mi? Tabii burada sizin de bir toplum olarak
sormanız gereken soru, benim haklarım kimin garantisi altında? Beyoğlu Kaymakamı, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü, Beyoğlu'nun idare amirleri mi benim anayasal haklarımın üzerinde, yoksa Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlarla garanti altında olan haklar mı daha üstün sorusunu hepimizin sorması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de kendimi gösterebileceğim ya da gözlemleyebileceğim birçok hak ihlali var. Hakları ihlal eden birçok grup var. Ama cumartesi annelerini seçmemin bir sebebi var. O da cumartesi anneleri, cumartesi insanları hakların korunması, demokratik hakların el üstünde tutulması gibi görev ifade mutlak bir ısrarın iradesini gösterdiği için cumartesi anneleriyle birlikteyim. Çünkü cumartesi anneleriyle durmak, cumartesi anneleriyle dayanışmak, hukukun üstünlüğünü savunmak, insan haklarını savunmaktır. Cumartesi annelerinin 29 hafta boyunca süren eyleminde aslında hukuka aykırı bir şekilde hem annelerin hem de hak savunucularının ters kelepçe ve işkence görerek gözaltına alındığına tanıklık ettik ve bu süre boyunca da aslında AYM'nin verdiği 3 adet karara uyulmadığı, yani bunun karşısında Türkiye bir yaptırıma maruz kalacak mı? Bunun karşılığı ne olacak bu hukuksuzluk karşısında? Things, whatever you do in the world state, whatever you want to appear and to brag about your power, you are a very little state if your constitutional court is suffering the mockery of a single police officer. Türkiye için neticeler yasal neticeler olarak ortaya çıkacaktır. Burada işaret edebileceğimiz makam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Ordunuzla, gücünüzle öbürlenebilirsiniz. Ama en nihayetinde temel hak özgürlükleriniz bir polisin elinde toplanıyor ve ihlal ediliyorsa bu Türkiye'nin imajını ne kadar ciddi şekilde kaybettiğini gösteren bir şey.